arkadaşlar, bu duyduğunuz sese Meksikalılar grita diyor. Ben çığlık atmak isterdim, yapamam diye böyle bir ses buldum. Meksikalılar 1 ve 2 Kasım tarihinde atalarını anmak, onları onurlandırmak için kutladıkları bir festival. Ölüler Günü veya Día de los Muertos deniliyormuş. Bu festivalde kadife çiçekleriyle süsledikleri alanlarda dua edip ölenlerin sevdiği kokular veya yiyecekleri bir sudakla hazırlayıp sunuyorlarmış. Evet, neden Meksika'dan bahsettim? Çünkü size Pixar'ın yaptığı ve bu konu hakkında çektikleri Coco animasyonunu anlatacağım. Muhteşem bir animasyon. Ben ilk tanıtımını gördüğümde de çok beğenmiştim. Ve animasyon görüntüleri çok iyiydi. Animasyona çalan tüm şarkıları da çok beğendim. Benim animasyonumda ilk üçüm arasında oldu. Animasyonun yönetmeni Lee Ankrek, Adrian Molona, senaryo yazarı Lee Ankrek, Jason Kes, Mitiv Adrich, Adrian Molona'dır. Seslendirenler Antonio Gonzalez, Gabriel Garcia, bir de Benjamin Bratt'tir. Filmin konusuna gelecek olursak, bir aile varmış. Çok mutlularmış. Babamız şarkı söyler, annemiz de şarkıları eşlik edermiş. Ta ki babamız dünyaya çalmak istemiş ya da ünlü olmak istemiş. Bu tarafını çok sevdi. Annemizin gidenin arkasından ağlayacak vakti olmadığı için ayakkabı yapmayı öğrenmiş. Ve kızına, sonra da damadına, böylece müzikte değil sadece ayakkabı yapıyorlarmış. Ve ailenin önemli kuralı o evde şarkı söylenmemesi ve müzik çalınması yasaklanmış. Meksika'da bir yerde herkesin köşe başında gitarla dolaşıp şarkıların söylendiği bu memlekette ne yazık ki bu da çok mümkün olmamış. Meksika'nın en ünlü sanatçısı Ernesto de Cruz şarkıları herkesin dilinde ve meydanda da heykeli bulunmaktadır. Herkese örnek olacak bir hayata sahip olmuş ve herkes tarafından çok sevilen bir sanatçıymış. Yasaklı evde Miguel gizlice Ernesto hayranlığını çatı katında sevgisini büyütmeye başlar. Ve öyle ki sadece el hareketlerini izleyerek gitar çalmayı öğrenir. Bir gün ailesine isyan eder ve meydandaki şarkı yarışmasına katılmak ister. Ama gitarı yoktur. Ve Ernesto'nun mezarından gitarını kendi tabiriyle ödünç alır. İşte burada animasyonumuz başlıyor. Öğler günde bunu yapması sebebiyle ölüler diyarına geçiş yapar ve orada ölmüş akrabalarını bulur. Tekrar yaşayanların diyara dönmesi için kadife çiçek ile ailesinin rızasıyla dönmesi gerekiyor. Ama büyük annesinin bir şartı vardır. Bir daha asla müzik yapmayacaktır. İnatçı küçük Miguel tabii ki büyük annesini dinlemeyi ölüler diyarından başka bir akrabasının iznini alıp yaşayanlar dünyasına geri dönüp müzik yapmak ister. Ve ölüler başka bir akrabasını aramaya başlar. Animasyon çok ama çok güzeldi. Kurgusu, senaryosu çok iyi düşünmüştü. Tam da büyüklere göre bir animasyon olmuş. Animasyonu bence hiç daha beklemeden izleyin derim. Oldukça duygusal. Mesela unutulanların tamamen yok olması çok başarılıydı. Ben böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Demek ki insan ölünce de unutulabiliyor. Ve onlara ne olduklarını ölüler bile bilmiyor. Final sahnesi de çok güzeldi. Yalnızca Ernesto'nun oyununun ölüler diyarında ortaya çıkmasına rağmen yaşayanlar dünyası bundan nasıl haberi oldu? Küçük bir çocuğa mı inandılar? Bir de burası çok düşündürücü ve hatalıydı. Ama bunu da nazar boncuğu olarak düşündüm. Ben bu animasyona 10 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursunuz. Çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.